Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili seyircilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz. Yeni bir kadro kurmak ya da en azından eski kadroyu koruyarak üstüne çok önemli katkılar yaparak Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurma çabası içerisinde neler yapıyor? Beşiktaş'ta transfer nasıl gidiyor? Onları sizlerle paylaşacağım ama öncelikle kanalıma gösterdiğiniz ilgi, abone olarak verdiğiniz destek, yorum ve değerlendirmeleriniz ve beğenileriniz için hepinize teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Gerçekten de Beşiktaş'ın gündemi çok yoğun. Çünkü söylediğim gibi Şampiyonlar Ligi temsilcimiz daha güçlü bir kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde orada da ses getirecek bir iş yapmak istiyor. Bunun için de hem maliyeti ucuz, uygun hem de büyük yarar sağlayacak Gezal tarzı oyuncularla buluşmak Beşiktaş'ın arzusu ve bu noktada çalışmaların devam ettiğini söylemek istiyorum. Peki gündemimizde neler var? Başlık olarak neleri sizlerle paylaşacağım? Oradan başlayayım. Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı ve tam 7 santroforla temas kurdu Beşiktaş'ın kurmayları. Başkan Ahmet Nur Çebi, Emre Kocatağ, Erdal Torunoğulları tamamı bir yoğun çalışma içerisinde. Tabii ki bunlar Sergen Yalçın'la paralel giden işler ama netice itibariyle yönetim de bir yandan çalışmalarını sürdürüyor. Ve kanat bölgesine bir Galatasaraylı yıldız transferi hemen hemen olumlu yönde yürüyor diyebiliriz. Kim bu isim onu da paylaşacağım sizinle. Büyükler peşinde, Beşiktaş hedefe yakın, milli yıldızın transferi an meselesi desek yanlış olmaz. Beşiktaş gerçekten çok önemli bir hamle peşinde. Bu ismi de sizlerle paylaşacağım. Kaleye dev bir transfer geliyor. Ersin ve Utku'nun performansından çok memnun Beşiktaş. Ama Şampiyonlar Ligi nedeniyle de oraya bir takviye daha yapılmasının uygun olduğu düşünülüyor. Gezal ve Rozier'deki son durumu da sizlerle paylaşacağım son dakika haberlerini. Ve İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Onu da sizlere paylaşacağım. Onların bilgilerini vermeye gayret edeceğim. İsterseniz önce şuradan başlayalım. Beşiktaş'ta 10 oyuncunun sözleşmesi tamamlandı, bitti. Bu oyunculardan kalacaklar, gidecekler konusunda küçücük bir not ekleyeyim. Utku, Montero, Rozier, Dorukan, Atiba, Mensah, Gezal, Gökhan Töre, Abubakar ve Cenk'in sözleşmeleri bitti. Bunlar içerisinde Utku'yla devam edilme isteği var. Tabii Rozier ile de devam edilme isteği var. Söyleyeceğim durumunu. Atiba bir yıl daha uzatacak. Mensah'la anlaşma olmayacak. Gezal arzu ediliyor. Töre bir yıl daha uzatma durumu söz konusu. Cenk geri dönecek Premier Lig'e. Abubakar konusundaki belirsizliği de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu arada hemen isterseniz hiç ben vakit kaybetmeyeyim. Size Gezal ve Rozier'in durumlarını paylaşmaya çalışayım. Beşiktaş Rozier için Sporting Lisbon'la temasını kurdu ve aldığı yanıt şu: 5 milyon euro istiyoruz diyorlar. Beşiktaş'ta biz 3 milyon euroya oyuncuyu bünyemize katmak istiyoruz diyor. Bu pazarlık içerisinde acaba nereye varılabilir onu bilemiyoruz. Neden bilemiyoruz? Çünkü Rozier'e başka teklifler olduğu gerçeğini de vurgulamamız gerekiyor. Hemen Gezal konusunda da birkaç cümle söylemem gerekiyor. Çünkü onları özellikle merak ediyorsunuz. Çünkü geçen yılın şampiyonluğunda çok önemli payı olan isimler bunlar. O manada Gezal'ın da peşinde Fransız takımları, Fransa takımları takıldı. Lyon olsun, Monaco olsun 10 milyon euro gibi rakamlar üzerinden konuşmaya başladıkları için açıkçası Beşiktaş'ın işinin biraz zorlaştığını söyleyebilirim. Ayrıca Brendan Rodgers da sezon başı görmek istiyorum diyor. Leicester City'de sezon başı kampına katılsın istiyorum düşüncesi olduğu için de biraz işler zora girmiş durumda. Hemen şöyle bir başka bilgi daha paylaşayım sizinle. Laiç konusunda, eğer Laiç'e CSKA Moskova talip olmuştu, Laiç'e 4,5 milyon euro ki 6,5'a alınmıştı verilirse yönetim hemen Laiç'le vedalaşma düşüncesinde. Peki vedalaşırsa ne olur derseniz onun da yanıtı var. Portekiz basınının iddiası var. Diyorlar ki bu sezonu Galatasaray'da geçiren Gedson Fernandes, Fatih Terim'in de Galatasaray'da olmaması nedeniyle Beşiktaş'la yakın temasta, menajerleri yakın temasta, yani Beşiktaş'a yazıldığını söyleyebiliriz.
Mantıksız mı derseniz mantıklı görünüyor. Şöyle ki Laiç'in olmadığı yerde Gedson Fernandez geçen sezonun son bölümünde çok iyi bir iz bıraktı. Onu söyleyebiliriz. Yani Gedson Fernandez konusunda henüz Beşiktaş tarafından yapılan bir açıklama yok. Ama Portekiz basını, aynen size söylüyorum, Beşiktaş için Gedson Fernandez'i yazdı. Laiç'in de gideceğini düşünürsek orada önemli bir avantaj olacaktır diye düşünüyoruz. Hemen sırayla devam edeyim. Kaleci meselesinde Şampiyonlar Ligi olduğu için Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'a çok güveniyor Sergen Yalçın. Ama Şampiyonlar Ligi bir üçüncü kaleciye ve hatta tecrübeli bir kaleciye ihtiyacımız var diyor. Bu manada Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok'la yakın bir teması var. Tabii oyuncuyla ilgili temas devam ediyor ama bir yandan da şunu söyleyelim. Trabzonspor'da yakın temasta oyuncuyla, yani alınması konusunda ciddi bir rekabet oluşacak desek yanlış olmaz diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Tabii santrofor konusunda açıkçası sanki ben başlarken sözlerime bir santrofor çıkması mı var yoksa santrofor bolluğu mu var desem diye bir tereddütte kalmıştım. Ama gördüğümüz kadarıyla bir santrofor çıkması yok. Santroforlarla ilgili verilecek bir karar var. O manada da Beşiktaş'ın çalışmalara devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir stoper ismi hemen vurgulayalım. Yine Trabzonspor'la Beşiktaş arasında gidip geliyor. Diyebilirsiniz ki ya neden böyle oluyor? Yani bizim bir takımımızın talip olduğu oyuncuya hemen bir başka takımımız talip oluyor. Durum öyle değil. Onu özellikle söyleyeyim. Bir takıma öneriliyor, sonra bir başka takıma öneriliyor. Yani Beşiktaş'a öneriliyor, sonra da Trabzonspor'a da öneriliyor. Hatta Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye öneriliyor ki bu süreç içerisinde onlardan herhangi bir tanesi anlaşsın ve oyuncu satılabilsin diye. Biliyoruz zaten Beşiktaş'ın çok net bir şekilde bir stoper ihtiyacı var. Alione Ndiaye. Gerçekten takımı çok önemli değil ama oyuncu çok önemli. Avrupa'da da talipleri var. Poltava takımında oynuyor ve uzun boylu, gerçekten çok geleceği olan bir stoper. Bu noktada da Beşiktaş'ın Alione Ndiaye'ye talip olduğunu söyleyebiliriz. Daha doğrusu menajerlerin teklifini değerlendirmeye başladığını desek galiba daha doğru olacak, söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu noktada Beşiktaş'ın stoper bölgesine, zaten Beşiktaş'ın nelere ihtiyaç olduğu biliniyor. Santrofor bölgesine, stoper bölgesine, kanat bölgesine ve bek bölgesine ihtiyaçları olduğu gerçeğini zaten biliyoruz. Bunun dışında orta saha oyuncusu vesaire gidene gitmeyene göre, işte Dorukhan gidecek, yani oradan gidecek başka Laiç giderse oraya da bir iki takviyenin yapılması söz konusu. Onu da söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim. Dedik ya, işte stoper bölgesinin alternatif ismini vurguladık. Şimdi bek bölgesinde aslında sürpriz bir isim çıktı karşımıza. İsim sürpriz ama iddiayı ortaya koyan isim gerçekten transfer döneminin sihirbazlarından biri. Di Marzio diyor ki, İtalyan basınında haberi duyurdu. Laxalt Beşiktaş'ın gündeminde diyor. Laxalt kim? Bonservisi Milan'da olan, bu sezonu Celtic'te kiralık geçiren 28 yaşındaki oyuncu. 26 maç oynadı, bir gol attı. Sol bek oyuncusu. Milan'da da bir yıllık sözleşmesi var ve Milan'da artık diyor ki, yani bir yıl sözleşmesi kalan bir oyuncuyu kiraya vermeyiz, gönderebiliriz. Uruguaylı sol bek, gerçekten de o da çok iyi bir oyuncu. Yalnız iki tane sol beki var şu anda Beşiktaş'ın görünen. Acaba bu noktada Di Marzio neye dayanarak bunu yazdı? İtalyan basınında yer buldu. Onu net bilemiyoruz. Acaba eldeki oyunculardan biriyle değiştirmek ya da işte birini göndermek, En Sakala'dan verim alamadık düşüncesi mi hakim? Çok net bir şeyler söylemek mümkün değil ama bir sol bek isminin de gündeme geldiğini vurgulamamız gerekiyor. Devam edelim şimdi. Bu gerçekten çok dikkat çekici bir haber. Biliyorsunuz Galatasaray'da bir yönetim belirsizliği var. Ve Galatasaray'da 4 milyon 350 bin euroya 11 Haziran'a kadar alınabilecek opsiyonu olan Onyekuru Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş'ın da kanat bölgesinde
o sol kenarda oyuncuya ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Orada Larin kanat forvet gibi oynuyor ama bir tarafta sağda ve solda eğer Gezal giderse sağa da sola da oyuncuya ihtiyaç var. O manada baktığımızda önemli bir isim. 4 milyon 350 bin euro ama o parayı Galatasaray vermezse oyuncunun bonservis ücretinde düşmeler olabilir. Hatta oyuncu belki de bilmiyorum başka şartlar da ortaya konularak alınabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Galatasaray'ın yıldızını bu sezon Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde izlersek şaşırmayacağımızı söyleyebiliriz. Peki santrofor bölgesine gelmeden önce işte o kanat bölgesinde diyoruz ya, yani sağ kanatta bir oyuncu kim olabilir Gezal olmazsa diye düşünüyoruz. O konuda da pazarlıkların çok ciddi bir şekilde hızlandığı milli yıldızdan bahsedeceğim size. Pazarlıklar ciddi manada hızlandı. Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf'ta sözleşmesi bitti. Bonservisi elinde bir oyuncu. İstenen ücret 1.2 milyon euro. Menajeri çağrıldı ve menajeriyle görüşmeler başladı. 1.2 milyon euro ama Beşiktaş'ın teklif ettiği ücret 10 milyon TL. Arada bayağı bir fark var aslında. Yani 10 milyon TL ile 1.2 milyon arasında işte 12-13 milyon civarında bir rakam. Tabii menajer de daha yüksek bedelle de satmak istiyor. İmza parası da söz konusu oldu, gündeme geldi. Ama çok bu konuda çok net bilgilerimiz yok. Şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş kanat forvet olarak Şampiyonlar Ligi'ni, ligi kozunu da kullanarak kesinlikle Kenan Karaman'ı transfer etmek istiyor ve görüşmelerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve merak ettiğiniz yere geldik, santrafor bölgesine. Güven Yalçın Lecce'den dönüş yaptı. Onunla ilgili bir yatırım yapmaya çalışacak Beşiktaş. Sergen Yalçın onunla ilgili de bir çalışma yapıp onu da tekrar yukarı çıkartmak istiyorum diyor. Şimdi sırayla söylüyorum size santraforları. Aboubakar 2,5 milyon euro istiyor. 3 yıllık sözleşme istiyor. Beşiktaş 1.8 milyon eurodan, özür dilerim, 2 milyon euro veriyor ama 1 artı 1 aynen geçen dönemdeki şartlar, yani sakatlık halinde fesih maddesini koyarak istiyor. Diego Costa 4 milyon euro istiyor, 2 milyon euro da yıllık 4 milyon euro, 2 milyon euro da imza istiyor. Bana göre yanına bile yaklaşılmaması lazım. 2 zor ameliyat geçirdi. Bakka'dan bahsedelim, Villarreal'in oyuncusu. Sözleşmesinin sonuna gelindi. Ancak şunu söyleyeyim, Avrupa piyasasında değeri olan bir oyuncu. Çok kolay değil ama Şampiyonlar Ligi için Villarreal'le UEFA Kupası kazanmış bir oyuncu mükemmel olur. Fulham'dan Mitrovic yine gündemdeki isimlerden biri ve tabii bizim tanıdığımız çok değerli bir isim Sörloth da Beşiktaş'ın gündeminde. Çünkü Sörloth'a Şampiyonlar Ligi vaadinde bulunuluyor. Leipzig'e de aynı şekilde bak Şampiyonlar Ligi'nde oynatacağız oyuncunuzu diyorlar. Ve son bir isim daha var. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. O da Giacomakis ki Trabzonspor'da almak için uğraştı. Enteresan bir oyuncu. Venlo'da oynuyor ama 33 maç 29 gol 2 asist gibi müthiş bir performansı var. Üstelik 26 yaşında oyuncu. 2022'ye kadar sözleşmesi var. Bir yılda opsiyon var. Dolayısıyla bir bonservis bedelinden bahsetmemiz gerekecek. Ki o da bonservis bedeli olarak 5 milyon eurolardan söz ediliyor. 26 yaşında bir oyuncu için hani biraz rakamlar aşağı çekilerek birkaç yılı kurtarabilecek bir sözleşme yapılabilir diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın imzası yok ama onun raporları, işte onun istekleri doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini söyleyebilirim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Futbol dolu günlerle kalın.